hoş geldiniz. Dün sesini duydunuz kızınızın. Evet. Ve 4 yıldır da görmediğinizi söylüyorsunuz. Görmedim. Kızınızı görmeye hazır mısınız? Dur. Tamam. Yanımıza gel kızım. Sen gel, ben iyiyim. Sen benim yanıma gel. Sen evden gittiğinde neden annenin babanın yanına gitmedin Rüveyda'cığım? Annemin babamın yanına gitmek istemedim. Çünkü daha önce gittim, beni tekrar geri götürmüşlerdi. Geri gönderirlerdi ya. Baban gönderir miydi seni? Aynen geri... O zaman beyiyle geldiydi, onun için eşim, geri gitti. Benim... Kendi isteğiyle gitti, ben gidiyorum dedi. İyi dedim, tamam dedim ben yani. Ben gitme mi diye. Eşiyle geldiydin o zaman. Kendi isteğiyle geldi, kendi aynen isteğiyle gitti. Ben sana sahip çıkacağım. Gel. Senin ana evi yok mu yavrum? Sen ay, gel. Gel. Seni sana göndermek... Ben oraya gelirsem daha da huzursuz olurum. Biliyorum ki gelmek istemiyorum. Mümkünatı yok kızım. Seni oraya göndermeni artık mümkünatı yok. Ben alacağım seni. Yaklaşamazlar sana sahip buna. Çıkacağım. Ben olduğum şahane de sahip çıkacağım. Yani. Kendine de sahip çıkacağım yavrum. Baban ne diyor? Baban ne diyor? Babası konuşuyor. Senin anayla bu ev var kızım arkayda. Biz seni destekliyoruz. Sen gel. Kale gibi kardeşleri var. Onlar kızım kim ya? Onlar kim? Kardeşleri yanından geçsin, böyle bakamaz. O kadar ha baskı altında. Yavrum evladıyı al. Gel yanıma. Rüveyda'nın oğlu şu anda, onu bekliyordum. Telefon hattındaymış. Ayın 22'sinden beri bütün dayımlar da teyzemler de dahil biz annem arıyoruz. Bundan anneannemin de dedemin de haberi var. Hiç yok. Yok mu? Yok. Ben cuma günü gitmiş. Ha. Cuma günü gitmiş. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Söyle Şinasi'cim. Anne 22 Eylül'den beri değil mi Şinasi? Doğru mu anladım? Ben 22 Eylül akşamı saat 9'da Karagol'a gittim. 8.30 son servisle annem köye gelmeyince. Tamam. Ben Karagol'a giderken kardeşimin telefonunu birisi aradı. Bir adam aradı. Dedi ki biz adamızdayız, bizi aramayın. Ses kaydı da var, artı mesaj attı. Hepsi bende şu an mevcut duruyor. Adamla beraber kaçmış gitmiş. Ha, yanında bir erkekle kaçmış gitmiş öyle mi? Evet, adam aradı beni. Bende ses kaydı var, karakolda ses kaydı var. Tamam. Avukatıma ses kaydını verdim. Hayır Didem Hanım, ben evden kendim çıktım, kendim gittim. Ben bir erkek yanında değil, bir bayanın yanındayım. Babanın annesinin ona çok kötü davrandığını, eziyet ettiğinden bahsediyor. Bu doğru mu? Öyle bir şey kesinlikle yok. Öyle mi? Anne, bak ben bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Anne 15 yaşında mı? 14 yaşında evlendirilmiş. Belli bir miktar karşılığında. Evet. Ha, belli miktar karşılığında. Bunu, öyle mi? Tabii ki. Bununla ilgili şahitlerimiz var. Bütün... Ne kadar yani bir başlık, belli miktar para dediğin bir başlık parası galiba ödüyor. Onu mu söylüyorsun? Evet, evet doğrudur. Artık annemin altınları alıp dedem satmış. Babam bunu bana kendine şey söyledi. İşte söylesin kızım, söylesin. Rüveyda oğlunu duydun mu? Benim babaannem ona hiçbir şekilde şey yapmadı, baskı yapmadı. Yalan söylüyor annem diyor. Kurgu bu hanımefendi, kurgu. Tabii ama bunu sadece ben değil, herkes biliyor. Benim evde ne halde olduğumu. Evet. Evde olanlar yanlış mı Şinasi? Yalan mı? Babaannenin yaptıkları. Sen nereden ne zaman gittin anne? Ayın 23'de gittin değil mi? Cuma sabahı gittim. Heh. Evet. Ben seni cuma sabahından pazartesi sabahına kadar aralıksız yarım saat, bir saat arayla aradım. 3 gün uyumadım. Sana mesaj attım. Bana geri dön. Nerede olduğunu söyle. Kimseye söylemedim. Ben senin yanına geleceğim. Ne derdin var? Ne sıkıntı var? Konuşalım dedim. Atmadın mı? Korudun mu anneni? Attım. Şinasi sen hiçbir şekilde karışma. Hiçbir şekilde beni aramadın. Mesaj atmadın. Babaannen annene bu kadar iyi davrandıysa anne niye gitsin evden? Annem zaten bize doğru dürüst annelik yapmıyordu ki. Aa! Görüyor musun? Nasıl annelik yapmıyordum Şinasi? Babaannen çok mu yapıyordu? Baban çok mu yapıyordu? Ben Ezgi Hanım. Ben hepsinden fazla annelik yaptım size. Hem annelik hem babalık yaptım. Kusura bakmayın. Ben... Babaannem mi size annelik yaptı? Öyle mi söylüyorsun? Evet. Babaannem baktı bize. Küçük kardeşine babaannem bakıyordu. Utanmadan oraya... Hayır, hayır. Ben kızımı arıyorum gibi de utanmadan oraya konuşuyor. Babaannesi bunu kurgu yaptılar. Bunu ama de bir şey bunu de... Bu onların ağzıyla konuşuyor bizimle. Ben annemi bundan bir sene önce bir sene telefonla yakaladım. Hı. Annene mi? Yakaladım. Evet, birisiyle konuşurken yakaladım. Dur sen, dur ya, boyuna parmak bir kalma. Dakika, dur. Yakaladım. Bak yakaladım, yakaladığım kişiyi de size gösterebilirim, kanıtlayabilirim. Bende bütün kanıtları var, ya, ben yalan konuşmuyorum. Çok doğru ya. Annen çok sosyal medyaya mı giriyordu, onu mu söylemeye anası çalışıyorsun? Rüveyda evet, duydun telefon mu? Telefon dokümanlarını çıkarttırın, bakın. Ondan sonra bana diyeceksin ki siz haklıymışsınız, yalan konuşmuyormuşsunuz. Messenger'dan, Instagram'dan konuştuğu kişilere bakın. Ben yalan söylüyorum, ben yakaladım diyorum telefonunu. Rüveyda. Bizden saklı telefon kullanıyordu. Çıkart Şinasi, ben Instagram kullanmıyorum bir kere.
Annesinin resmini koymamış. Bunun adına Rüveyda Atar yazmış. Hı-hı. Altına da film artisti gibi bir bayan resmi koymuş. Tamam. Ben buna sordum. Benim alakam yok, haberim yok dedi. Şinasi'cim, ben senin işi. Eli bıçaklı dolaşan biriyim senin babaannen, doğru mu? Ya alakası yok, Allah'ını seversin. Ne alakası var ya? Ben 22 yaşında mıyım? Bütün kardeşlerime sorun ya. Bütün kardeşlerime. Kardeşi yalan mı? En küçüğünden en büyüğüne kadar. Rüveyda, duyuyor musun? Senin hep yalan söylediğini, sosyal medyada erkeklerle görüştüğünü söylüyor oğlun. Öyle mi? Evet, evet Didem Hanım. Zaten hep ben suçluyum. Onlar haklı Didem Hanım. Babaannem şeker hastası bir insan. Bak gerçekten söylüyorum. Şeker hastası bir insan. Bunu mu soruyorlar? Zaten evet. Kendini bazen şu hani kendini zor gezdiriyor. Hani öyle ben bir şey hastayım. Değil. Tamam kayınvalidem şeker hastası ama hiçbir şekilde kendini zor gezdiriyor diye bir şey yok. Bir komşunuz hattaymış. Alo. Dediğim her şey aynen doğrudur. Şu an ben evi terk ettiğim için zaten her türlü beni suçlayacaklar. Rüveyda'yı tanıyorum. Tamam. Rüveyda'nın dedikleri mi doğru? Oğlunun dedikleri mi? Anne babasının dedikleri mi doğru? Hangisi doğru? Rüveyda'nın dedikleri doğru Didem Hanım. Yani ben şahsen tanıyorum, biliyorum. Yani yatacak yeri dahi yoktu. Yatağı yani bile yoktu. Öyle söyleyeyim. Eski bir yatak vardı, evet. Kim yatıyordunuz o yatakta? Eşim, çocuk, ben. Kayınvalidemin ayrı odası var. Senin ayrı odan hiç olmadı mı? Ya küçücük bir oda oldu işte, küçücük. Bana annem annelik yapmadı, babaannem yaptı diyor. Doğru mu sizce? Şinasi öyle söylüyor oğlu. Hayır, yalan söylüyor. Annelerin annelik yapmasına izin vermediler ki babaannelerin ağzına bakıldı. Ama annenin yatacak bir yatağı bile yokmuş. Yalan, yalan, yalan. O zaman biz yalanlıyız. Şinasi, bir şey söyleyeceğim tatlım benim. Annenin öfkeli olduğunu anlıyorum. Evden gittiği için kızgınsın ona da. Ama kızgın olmak demek haksızlık yapmamak gerekir. Ne dersin, o senin annen değil mi? Ben haksızlık yapmıyorum. Beni size örnek görüyorum ya. Sizin anneniz nereden gitti? Sizi akşam saat 8.30'da bir telefon arıyor. Diyor ki anneniz benim yanımda, aramayın anneniz, biz Adana'dayız. Bu ne demek ya? Bu senaryo. Bunun gerçek olmadığını söylüyor olabilir. Deden. Olabilir. Bir dakika, bir şey soracağım. Ben bu numarayı verdim. Bu numarayı bu olayı savcıya ilettim. Beraber oturuyoruz. Benim dedi, hanım dedi, beni bıraksa ben dedi hanımımı sahiplenemem. Neden? Kadının tercihi dedi. Kadın isterse dedi gider, işi arayamaz, şimdi kimse bak, arayamaz. Şimdi bak, deden şunu söylüyor. O evde eziyet görmeseydi, çocuklarıyla birlikte bir özel hayatı olsaydı, babaannen de o kadar hakaret etmeseydi, annen o evde kalırdı. Koca, yani babanla beraber siz bir aile olamamışsınız. Şinasi, onu söylemeye çalışıyorum. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Tabii. Madem ki bu zamana kadar yapamamış, bize deseydi ki ben çalışıyorum, kardeşlerim çalışıyor. Ben burada yapamıyorum, biz çarşıya kiraya gidelim. Niye dememiş bize? Baban sözünü geçirebiliyor muydu? Dediği oluyor muydu? Babaannenin söylediğinde acaba tonlarca laf söylemiyor muydu? Benim babam TGV'nin onu diye çalışmaya bile göndermediler. Bana sen biliyorsun diye. 20 yıldan beri sigortasıyla emekli. Hayır, çalışmaya gitmesinin sebebi hiç de o değil. Alakası yok. Doğuşan emekli oldu mu? Oldu. Maalesef de alacak. Evde tek evin oğlu diye onu hiç bile göndermediler çalışmaya. Ama olur mu ya Şinasi? Evin tek oğlu şimdi diye çalışmaya göndermemezlik olur mu? Tek oğlan çalışmıyor mu Şinasi? Ay çok saçma, özür dilerim Şinasi'cim yani. Sen çalışıyorsun diye baban niye çalışmadı anlamadım. Ama şu işe bakın hemen. Evet, 4 çocuğu var, mecbur bakacak. Sene. Nasıl çalışmıyor? İyi bekle beni. Görürsün. Manisa Selendili, İsmail'in şüpheli ölümünü konuşuyoruz. Seher, Faruk ve Taner olay yerinde. Siz cesedi, İsmail'in cesedini bulduktan sonra seni ambulansta bırakıyorlar ve tek başına bir yerlere gidiyorlar. Sana nereye gidiyoruz dediler mi? Demediler. Sen nereye gittiklerini bilmiyor musun? Hayır. İfadelerindeki söyledikleri yere gitmiyor Taner. İlk VTR gelsin mi ekranlara?
de Faruk da diyorlar ki işte bizim ifademizi daha sonra alacaklarmış diyerek olay yerinden ayrılıyorlar. Taner ifadesinde diyor ki yazık çocuğa demiş Faruk'a, genç demiş, yazık öldü demiş sözüm ona. Faruk da demiş ki oğlum demiş, olur öyle şeyler, ölüm bu demiş. Çok normal karşılamış Faruk. Daha sonra ben evime geçtim diyor. Ama bu benzinlikte bir hareketlilik var. Şimdi Taner ve Faruk İsmail bulunduktan 1,5 saat sonra araçlarla olay yeri istikametinden benzinliğe geliyorlar. Durdurun arkadaşlar. Durdurun. Önce Taner geliyor. Bak geliyor ve Taner arkasından da arkasında beyaz bir araç benzinliğin güvenlik kameralarının kör noktasına park ediyorlar. Özellikle orada kamera olduğunu biliyorlar değil mi Faruk? Orada kamera olduğunu biliyorsun. Önce Taner geliyor. Faruk'un ofisine gidiyor ya Taner. Böyle yandan kaçarak gizli gizli gidiyor. Taner Faruk'un ofisine elindeki şeyi bırakırken Faruk da arabasına, şu araba Faruk'un arabası. Gaz dolduruyorlar. Benzinlik çalışanı, pompacı da adı Efraim. HTS bilgilerinden de biz bunu doğrulatıyoruz. Arabanın içinden hiç Faruk inmiyor. Ve Efraim de camdan bakıyor. Faruk da arabanın içinde. Ve Efraim de pompacıyla cep telefonuyla konuşuyor o anda. Cep telefonundan konuşuyor. Görüntü vermemeye çalışıyor. Faruk ne arabadan iniyor ne de camı açıyor. Pompacı Efraim de telefonla konuşuyor. Sence Faruk niye görüntü vermeyi istemiyor? Ve Faruk gazın parasını ödemiyor. Ve Taner Faruk'un ofisinden çıkıyor. Yine yandan çıkıyor. Devam edelim, okuyalım. Yine yandan gidiyor. Halbuki önden gidebilir bakın oradan. Yine yandan gidiyor. Bu kez Taner koşarak beyaz bir arabaya biniyor. Ve benzinliğe geldikten 2 dakika sonra 18.27'de Taner ve Faruk benzinlikten hızla Selendi merkeze doğru gidiyorlar. Bu beyaz arabayı tanıdınız mı siz? Kendi arabasına da binmiyor, Faruk'un arabasına da binmiyor. Devam edin, okuyun. O araçta da ayağı aksayan sarı kazaklı bir adam var. Şimdi onu da gördük mü? Görmedik daha değil mi? Onu da bir görelim. Evet. Şimdi bir Taner'in bir bakın sevgili. Faruk ayrılıyor. Taner gidiyor. Sonra 22 dakika sonra yeniden bu kez başka bir araçla benzinliğe geri dönüyor. Yani Taner ifadesinde söylediklerinin dışında hareket ediyor. Bu kez başka bir araçla geliyor. 22 dakika sonra ayağı aksayan bir adamla geliyor. Başka bir araçla geri dönüyor. Devam edelim, okuyalım. Ya inanılmaz bir hareketlilik var Taner'le Faruk Efendi arasında. Başka bir araçla geri dönüyor. Bakın o kişiyi tanıyanlar lütfen ihbarlarınızı da bekliyorum. Siz tanıyorsanız siz de söyleyin. Sarı kazaklı bir adam var. Bakın dikkatinizi çekti değil mi? Evet. Ayağı aksıyor. Bir ayağında engel var. Nasıl? Ben tanıyorum. Heh, süper. Kim bu adam, sarı kazaklı adam? Faruk abinin dayısı oluyor. Dayısı? Evet. O niye geldi? Ne işi var onun orada? Bilmiyorum ama hani tanıyorum yani ben. Tanıyorsun? Tanıyorum. Şimdi burada da koltuğun altına ya da kazağın içine diye söyledi babası. İsmail'in bir şey koyuyor. Bir şey saklıyor değil mi Seher? Evet. Farkında mısın? Bak. Şeyin içinde. Nasıl? Bak, avucunda. Ucu şöyle. Ucuğun içinde bak. Bak şunu söylüyor yani. He. Şöyle sevgili izleyiciler. Sanki buraya böyle bir şey saklıyor. Bir şey sokmuş gibi elinin içinde yani bak. Görünsün istemiyor. İstemiyor. Hatta, ucu içinde. Yani kabza gibi bir şey, bir siyahlık var. Bakın dikkat ediyor musunuz? Şöyle kavranmış gerçekten. Sen ne var elin içinde? Evet. Bilmiyorum ki abla ne var. Bıçak mı? Tabanca mı? Bıçak olabilir belki dediğiniz gibi. Bıçağa mı benziyor? Yani. Ben bıçakladım diyorsun. Evet, ben bıçakladım. Onlar niye bıçak alıyorlar peki? Ya da tabanca alıyorlar? Ben bıçakladım dediğim gibi, ondan sonra zaten bir ara zaten bıçak yoktu zaten. Jandarmalarda da aradılar, bulamadılar. En son sabah karşı bulundu bıçak zaten. Oo. Hadi bakalım. Nerede buldular bıçağı? Ya nereden bulduklarını söylemediler. Ondan hani ifadem zaten sabaha kadar devam etti. Hani sabaha kadar. Sabah izlenimde ne gittim ben eve zaten. O zaman kadar zaten bıçağı aradılar jandarmadan. Sen demedin mi benzinlikte olabilir? Evet. Sinem'de olabilir. Sonra gittik zaten savcıyla baktık zaten. Orada da yoktu bıçak. Nereye baktınız yoktu? Bir savcıyla sonra jambura geldik. Petrole geldik zaten. Savcıyla falan, karakolla falan. Bıçak yok muydu orada? Yoktu. Peki bıçağı sen Sinem'in o poşetin içine koymadın mı? Evet, koydum, sonra baktılar bulamadılar zaten. Dediğim gibi Sinem'e zaten sabahdan Faruk'un arabasına baktılar mı?
Her iki tarafı aradılar zaten dediğim gibi. Oo. Aradılar hani bura aradılar, çöp videonun hani konteynerin içine baktılar. Hani her tarafını aradılar, hani hiçbir şey bulamadılar dediğim gibi. Sonra 2-3 gün sonra hani ben dedim ki hani bıçak bulunmadığı için siz o saatte orada kaldınız dendi zaten. Bıçak geç saate bulunmuş zaten. Nerede sonra, bulunduğunu bilmiyor musun bıçağı? Sinem abladım ne çıktın dedi Aral'da. O almış dediler. Sinem eve mi götürmüş bıçağı? Evet evet, ondan sonra zaten bunu dendi. Yani ondan bırakılmadınız siz dedin. Birisi öyle söyledi hani saat peki sabah o bıçağı kim temizledi? Hiçbir parmak izi hiçbir şey yok. Kim temizledi bilmiyorum ama temizleyen hani bir şeye bildikleri için ya da yaptıkları üstüne hani dediğim gibi benim üstümü yıkmak için her şeyi yapıyorlar zaten.